Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir geziye çıkmadan önce yapılacak en önemli şey o geziyi planlamaktır. Günümüzde de cep telefonlarının ve akıllı telefonların içerisindeki bulunan uygulamalarla geziye çıkmadan önce planlama yapmak çok kolay. Bugünkü videomda sizlere bir geziye çıkmadan önce hangi uygulamalar kullanmak size fayda getirir, hangi uygulamalar sizin için yararlı olur onları göstermeye çalışacağım. Evet. Telefon olarak iPhone kullanıyorum iOS üzerinden ve buradaki uygulamalar gördüğünüz gibi tamamen geziye yönelik uygulamalar. Evet, geziye çıkmadan ilk önce bence en önemli yapılması gereken şey navigasyon üzerinden gidilecek yer hakkında bilgi almaktır. Bu amaçla kullandığım iki uygulama var. Birisi Google Maps, diğeri Yandex Navi. Şimdi neden iki tane navigasyon uygulaması kullanıyorum? Açıkçası Google etraftaki bulunan işte yemek için aralan yerler olsun, kalacak yerler olsun, diğer özellikler olsun, onları göstermesi açısından çok avantajlı. Ve ayrıca Yandex'le kıyaslayacak olursak Yandex'in gösterdiği rotalar Google'a göre biraz daha az. Mesela Google'da gösterdiği 2-3 tane yola karşılık Yandex sadece tek bir yol gösteriyor. Ama neden Yandex diyecek olursanız da Yandex'in görünümü çok güzel. Yani 3 boyutlu olsun, gerek güncel bölge görüntüleri olsun, Yandex'te açıkçası daha başarılı. Ve Yandex'in trafik özellikleri, diğer birçok özelliği Google'a göre daha başarılı. Ama dediğim gibi, eğer gideceğiniz yer hakkında, kalacağınız yerler, işte gerek restoranlar, diğer özellikler olsun, Google Maps'te daha başarılı. Bu açıdan öncelikli olarak Google Maps, daha sonra da Yandex'i kullanıyorum. Evet, rotamızı oluşturduktan sonra yapacağımız ilk iş kalacağımız yeri belirlemek. Bu açıdan benim Türkiye'de kullandığım ilk ve en önemli uygulama ETS. Çünkü açıkçası diğer işte Hotels.com olsun, diğer Trivago gibi uygulamalar olsun, orada yaptığım rezervasyonlarda birkaç defa sıkıntı yaşadım. Fakat ETS'nin herhangi bir rezervasyon sıkıntısını görmedim. Aksine müşteri hizmetleri çok ilgili ve oluşan herhangi bir sorunda sürekli sizi arayıp sizden bilgi alabiliyorlar. Mesela yazın gittiğimiz büyük otellerde de ETS'nin kendine ait standlar oluyor. Otel hakkında bilgi verip sizin ihtiyaçlarınıza son derece ilgili bir şekilde yapıyor. Bundan sonra anlatacağım birkaç uygulama genellikle yurt dışında kullanılan bir uygulama. Aslında Booking son birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'de de çok büyük kullanılan bir uygulamaydı. Fakat getirilen yasaktan dolayı şu an Booking'i kullanamıyoruz. Sadece yurt dışı rezervasyonlarımızda kullanabiliyoruz. Yurt içinde rezervasyon yapmamız mümkün değil. Şimdi Booking'in bir güzelliği var. Booking üzerinden birkaç defa rezervasyon yaptıktan sonra Genius adını verdiği bir puanlama sistemi var. Şu an gördüğünüz gibi ben mesela Genius 2. seviyedeyim. Bu ne anlama geliyor? Genius özelliğine sahip üyeler otellerde birçok önceliğe sahip oluyor. Mesela şu an zaten iki seviye var. 1 ve 2 diye. Ben şu an 2. seviyedeyim. Yani en üst seviyedeyim. Sağladığı faydalar ne? Burada yazıyor zaten. %10 temel fiyat indirimi. %15 fiyat indirimi. Ücretsiz kahvaltı. Ve ücretsiz oda tipi yükseltme. Yani bu güzel bir şey. Özellikle kahvaltı noktasında. Bazı otellerde ayrıcalıklı özellikler size sağlayabiliyor. Dediğim gibi fakat şu an Booking'i Türkiye üzerinden kullanamıyoruz. Sadece yurt dışı üzerinden yapabileceğimiz konaklamalarda Booking seçeneğinden yararlanabiliyoruz. Evet, şimdi anlatacağım iki uygulama daha çok ev konaklaması tipine uygun uygulama. Nasıl yani? Öncelikli olarak Airbnb'den başlayacağım. Airbnb uygulaması yurt dışında veya yurt içinde evlerinin belirli bir kısımlarını kiraya veren insanların oluşturduğu bir platform. Yani evin tamamı da olabilir, evin bir kısmı da olabilir. Yani burada tamamen sizin seçeneğinize bağlı. Örneğin yurt dışından bir yere, bir şehre gitmek istiyorsunuz. Şehri yazıp ondan sonra oda özelliklerinden işte evin tamamı, evin bir kısmı, atıyorum iki odalı gibi birçok özelliği seçebiliyorsunuz. Airbnb şu an dünyada en çok kullanılan konaklama uygulamalarından bir tanesi. Çünkü gerçekten fiyatlar çok ucuz. Baktığınız zaman otellere 300-350 TL, hani TL bazında söylüyorum, çeken bir yerde siz Airbnb üzerinden 100-150 TL'ye çok rahatlıkla konaklama yeri bulabiliyorsunuz. Airbnb'nin şöyle bir özelliği daha var.
Deneyim ve maceralar diye kısmı var. Şimdi deneyimler kısmına tıkladığınız zaman gideceğiniz şehirde bulunan insanların yapmış olduğu aktivitelere katılabiliyorsunuz. Mesela burada mutfak sanatı, büyük annemle el yapımı makarna dersi işte gibi birçok farklı etkinliklere katılma imkanı sunuyor. Tabii ücretli olarak belirli bir ücret var. Siz bu etkinliklere katılabiliyorsunuz. Maceralar dediği kısımda da daha çok doğa sporları işte bisiklet sürme, trekking gibi grup halinde yapabileceğiniz etkinlikleri yine bu Airbnb üzerinden kiralayabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu an yurt dışı seyahatleri yapan insanların en çok kullandığı uygulamaların başında geliyor. Çünkü gerçekten fiyat olarak diğer uygulamalara göre size çok çok büyük imkan sağlıyor. Bir de şu özelliği var. Siz gideceğiniz yer hakkında ev sahibiyle önceden iletişime geçebiliyorsunuz. Ev sahibine özel istekleri ya da ev sahibinden işte beklentilerinizi ona iletip evle ilgili oraya gitmeden içiniz biraz ferahlatabiliyorsunuz. Ev sahipleri de aldıkları puanlara göre sıralanıyorlar. Yani en çok konaklama yapılan, en iyi değerlendirilen ev sahipleri daha ön planda oluyor. Bu nedenle gideceğiniz yerde mesela önceden eğer iyi bir ev sahibini seçerseniz emin olun ki oraya gittiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet, diğer bir uygulama Couchsurfing. Şu an backpacker gezginlerin en çok kullandığı uygulamaların başında geliyor açıkçası. Çünkü burada tamamen hiçbir ticari amaç güdülmeksizin sizin ev sahipliği yaptığınız ya da misafirliğe gittiğiniz ev sistemi çalışıyor. Nasıl oluyor? Mesela gitmeden önce herhangi bir şehri seçiyorsunuz, gideceğiniz tarihleri belirliyorsunuz. Orada bulunan insanlar sizi evlerine davet ediyor. Yani seçtiğiniz şehir, seçtiğiniz tarihe göre işte gelip ben de konaklayabilirsin gibisinden bir imkan sağlıyor. Ve dediğim gibi ticari bir kaygı gütmediği için şu an özellikle backpacker yani ya da tek gezenlerin en çok kullandığı programların başında geliyor. Çünkü hiçbir ücreti yok. Yani ne avantajı var? Gittiğiniz yerde lokal insanlarla tanışıyorsunuz. Gezinizi lokal kişilerle yapıyorsunuz. Ya da işte eğer iyi bir ev sahibi ise alıp sizi gittiğiniz yeri gezdirebiliyor. Gittiğiniz yer hakkında bilgi verebiliyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bir de bunun hesabın gerçekleştirilmesi, daha doğrusu hesabın onaylanması için para ödüyorsunuz. Sadece bir defa ödüyorsunuz senelik olarak. Bu ne avantaj sağlıyor? Sizin daha çok arama yapabilmenizi işte ya da karşı tarafa daha çok güven vermenizi sağlıyor ve uygulama içerisinde daha çok etkileşime girmenizi sağlıyor. Uygulama üzerinden ne yapıyorsunuz? Gideceğiniz yere tarihi belirledikten sonra işte mesela atıyorum sigara içilen ya da içilemeyen ya da tek kalınabilen ya da tüm oda gibi şekilde seçenekler sunuyorsunuz. Karşıdaki gideceğiniz şehirdeki insanlar da orada görüp sizlere evini açıyor. Ya bu uygulama ile ilgili birçok söylenti var. Mesela Dubai'ye gidip de bir şeyhin evinde kalanlar da var. Ya da işte İngiltere'ye gidip de çok farklı bir oda içerisinde 7-8 kişi kalanlar da var. Aslında bu daha çok bir gezi uygulamasından bir macera uygulaması gibi. Çünkü dediğim gibi tamamen ev sahipliği ve misafirlik mantığıyla çalışan bir uygulama. Evet, bence bir gezide olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesi TripAdvisor. TripAdvisor dediğimiz uygulama sizin gideceğiniz yerde, kalacağınız yerler, yapacağınız şeyler, restoranlar gibi birçok açıdan şehri incelemenize izin veriyor. Nasıl incelemenize izin veriyor? Gideceğiniz lokasyonu TripAdvisor'a girip yazıyorsunuz. Mesela ben burada Girne'yi incelemişim. Kıbrıs gezisi düşündüğüm için Girne yazıp burada oteller kısmına tıkladığım zaman Girne'de bulunan oteller ve bunların gezginlerden aldıkları puanlar. Çünkü burada gerçekten kalan insanların yapmış olduğu yorumlardan yola çıkarak otel sıralaması oluşturuluyor. Yani şöyle söyleyeyim, TripAdvisor üzerinden yorumlara bakarak gittiğiniz otelde kesinlikle şaşırmazsınız. Yani yorumlarda ne yazıyorsa birebir, gerçekten birebir orada aynısını görüyorsunuz. Ha, burada bence otellerden daha çok TripAdvisor'da en önemli şey yapılacak şeyler kısmı. Gittiğiniz yerdeki yapılacak şeylere tıkladığınızda size orada nereleri gezebileceğiniz, nerelerin en çok yorum aldığını direkt gösteriyor. Mesela yine Girne üzerinden gidecek olursak mesela şu an Belle Pays Manastırı, Aziz Hilyoğan Kilisesi, Kiryani Limanı gibi birçok seçenek veriyor ve siz bu seçenekler üzerinden gideceğiniz yere bir planlama yapıyorsunuz. Bu planlama üzerinden hem zaman kaybetmiyorsunuz hem de
oralardaki yerleri eksik bırakmadan gezebiliyorsunuz. Yani bu noktada eğer gerçek bir gezginseniz bence bulunması kesinlikle telefonunuzda gereken uygulamaların başında TripAdvisor geliyor. TripAdvisor size otel, yapılacak şey, restoran gibi seçenekler sunarak aslında sizin planlamanızı yarı yarıya kolaylaştırıyor. Yani son bir de restoranlar kısmına tıklayacak olursak burada karşınıza aslında birçok seçenek çıkıyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğle yemeği gibi. Siz hangisini istiyorsanız, hatta fiyatlandırma sıralaması da var. Düşük fiyatlı, orta fiyatlı, yüksek fiyatlı gibi. Gittiğiniz yerdeki bütün restoranları, lokal restoranları görebiliyorsunuz. Gerçekten benim size olmazsa olmaz diyebileceğim uygulamaların başında TripAdvisor geliyor. Evet, şimdi bir gezinin en önemli kısımlarından ve en maliyetli kısımlarından bir tanesi olan ulaşım kısmına geliyoruz. Ben ulaşımda Türkiye'de iki uygulamayı çok ön planda kullanıyorum. Birincisi Obilet.com'un uygulaması, dedenin yapmış olduğu Ebis uygulaması. Yani otobüs seferlerinde Obilet.com uygulaması üzerinden aldığım biletlerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve yapılan birçok seferi doğru ve düzgün bir şekilde gösteriyor. Bu TCDD'nin Ebis uygulaması gerçekten çok güzel bir uygulama. Eğer trenle seyahat seviyorsanız kesinlikle indirmeniz gerekiyor. Mesela en son yaptığım ulaşımda işte Eskişehir'den Ankara'ya hızlı trenle giderken rezervasyonumu uygulama üzerinden yaptım. Ve gerçekten çok rahat bir şekilde uygulamayla biletinizi alıp bilet seçeneklerini görebiliyorsunuz. Ana hat seferleri, bölgesel trenler, burada hepsi görünüyor. Ama bölgesel trenlerde uygulamayı kullanamıyorsunuz. Bölgesel dediğim kısa mesafe, atıyorum Adana Mersin gibi. Daha çok uzun mesafeli, işte Doğu Ekspresi'dir, Güney Ekspresi'dir, hızlı trenlerdir. Bu seferlerde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Evet, uçak yolculukları için kullanılması gereken uygulamalar. Bunlardan iki tanesi bence çok önemli. Birisi Skyscanner, diğeri de Turna.com'un uygulaması. Şimdi ucuz uçak bileti bulmada şu an dünyada en çok kullanılan uygulamaların başında Skyscanner geliyor. Siz gideceğiniz lokasyonları yazıyorsunuz. Lokasyonlar üzerinden size bilet fiyatlarını çok rahat bir şekilde gösteriyor. Yani aktarmalı, aktarmasız gibi seçenekleri var. Ucuzluk sırasına, ucuzdan pahalıya göre sıralıyor. Ve birçok uçuşu çok rahat bir şekilde gösteriyor. Yani dünya üzerinde şöyle söyleyebilirim, en çok kullanılan uygulamaların başında Skyscanner'ın uygulaması geliyor. Ha, ekstra bir özelliği yok. Yani puan usulü falan gibisinden herhangi bir şey yok. Sadece burada ucuz uçak bileti bulmak açısından çok rahat bir uygulama. Onun yanında bir de Turna.com'un uygulaması var. Şimdi burada birkaç farklı özellikler var Skyscanner'a göre. Nedir bu? Turna.com'un uygulaması üzerinde en güzel özelliklerden bir tanesi, kredi kartı puanlarınızı buraya aktarabiliyorsunuz. Yani atıyorum herhangi bir kredi kartınız var. İçerisinde çip puan, bonus puan herhangi birisi var. Siz Turna.com sitesine girerek puanlarınızı buraya aktarıp 2 yıl boyunca puanlarınızı burada saklayabiliyorsunuz. Atıyorum 100 lira çip puanınız var. Girdiniz Turna.com'a, uygulamaya. Buraya aktardınız. Sizin 100 liranız 2 yıl boyunca orada kalıyor ve herhangi bir uçuşta kullanabiliyorsunuz. Birçok mesela kredi kartına altı taksit yapma özelliği var. Aşağı tarafında, en alt kısmında uçak firmalarının güncel yapmış oldukları bilet kampanyalarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani gerçekten kampanyalar izleme açısından da birçok özellik uygulama içerisinde var. Ha, bazen çekiliş yapıp size uygulamadan bilet kazandırdığı da oluyor. Ben en son kazandığım bilet Yemek Sepeti'nden olmuştu. Yemek Sepeti'nde sipariş verdikten sonra size hediye hakkı veriyor, çekiliş hakkı veriyor. Ben orada Turna.com deneme amaçlı yapmıştım. Bana 50 TL puan gelmişti. Bu açıdan Turna.com Skyscanner'a göre biraz puanlar ve para harcama açısından daha bir tık önde diyebiliriz. Burada akıllı uçuş seçeneği çok güzel. Akıllı uçuşla birlikte sizin aktarmalarınızı otomatikman hesaplayarak size bir rota oluşturuyor. O açıdan uygulama sizin aktarmalı uçuşlarınızda çok yardımcı oluyor. Uçakla yolculuk yapacaksanız bence bulunması gereken uygulamalardan bir tanesi de, onların en önemli uygulaması Uber. Bu da ülkemizde yasak maalesef. Şu an ülkemizde yasaklanan uygulamaların başında geliyor. Taksicilerle yaşanan olaylardan dolayı. Fakat mantığı da çok basit. Siz Uber üzerinden gideceğiniz yeri işaretliyorsunuz ve
etrafta bulunan taksiler ve arabalar size onay verip sizi gelip bulunduğunuz yerden alıp başka gitmek istediğiniz yere götürüyor. Aslında taksi mantığı, fakat burada işte şu an Türkiye'de görünmüyor uygulama kullanılamadığı için uygulama üzerinden araç seçebiliyorsunuz. Atıyorum büyük araç, küçük araç ya da araca bakıp aracı siz tayin edebiliyorsunuz. Aracıların özellikleri yazıyor. Oradan araç seçebiliyorsunuz. Türkiye'ye umarım tekrar geri gelir. Çünkü gerçekten çok güzel bir uygulama. Şu an en çok kullanılan ülkelerin başında Ukrayna geliyor mesela. Türkiye'den çok daha geri bir ülke olmasına rağmen Uber'i kullanıyor. Ve Türkiye'de bence gerçekten olması gereken programların başında. Evet arkadaşlar, bugün sizlere gezilerden önce kullanabileceğiniz uygulamalar hakkında bilgi vermek istedim. Bunun gibi daha birçok program var. Fakat yani toplamda 9-10 programla gideceğiniz yeri çok güzel bir şekilde planlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.